15 senenin sonunda yarattığınız Türkiye tablosu maalesef işler acısı. Türkiye'de üretim çökmüş, esnaf zorda, çekler yazılmış, senetler protesto oluyor, turizm kan ağlıyor, 5 yıldızlı oteller kepenk kapatmış, ekonominin geldiği nokta ortada, dolar her gün artıyor, enflasyon rakamları fırlamış, faiz artmış, tarım ülkesi olan Türkiye yurt dışından arpa, buğday, saman ithal ediyor. Biz adalet olmayan yerde bölge idare mahkemelerini tartışıyoruz. Değerli milletvekilleri, sizler farkında olmasanız bile tüm dünya bizi izliyor. Bir yıldır o haliyle yönetiliyoruz. Yüzlerce insan hakları ihlaline tanık olmuş Türkiye'yi ne zaman normalleşecek diyerek takip ediyor. Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizdeyken iktidar milletvekilleri meclis kürsüsünden Almanya ile kavga ediyorlar. Kendinize has bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Maalesef Türkiye'de hukuku katlettiniz. Gazetecileri tutukluyorsunuz. Milletvekillerini tutukluyorsunuz. Düşünceyi suç sayarak sivil toplum örgütlerini yok sayıyorsunuz. Adaletin terazisini bozdunuz. O haliyle memleket yönetip adalet var, Türkiye bir hukuk devleti diyorsunuz. Diğer bir yandan yargıyı teslim ettiğiniz çetelerin elinden temizlemeye çalışıyorsunuz. FETÖ'cü damatlarınız yandaş mahkemeler yoluyla jet hızıyla adaletten kaçırılırken gariban vatandaş derdini anlatabilmek için senelerce mahkeme kapılarında beklerse oradan kimse adaletten bahsetmesin. Artık inandırıcılığınızı kaybettiniz. Değerli Türkiye hukukun üstünlüğü ölçütünde Doğu Avrupa ve Asya bölgesinde 0.46 puanla Özbekistan ile birlikte sonunculuğu paylaşıyor. Adaletin kuvvetli, iktidara gelenlerin de adaletli olmaları gerekir. İktidarı elinde tutanların daha adaletli olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.